Hasret Kaya, öncelikle İstanbul Havalimanı için konuşmak gerekirse şu anda biletleme işlemleri yapılmaya başladı. Biz görevlilerden aldığımız bilgilere göre konuşmamız gerekirse aslında son bir saattir işlemlere devam edebiliyoruz ifadelerini kullandılar. Şu anda hem bagaj işlemleri hem de biletleme işlemleri devam etmekte, ancak bazı uçuşlar iptal oldu. Hemen şimdi Uğurcan İncegül sizlere gösterecek. Gördüğünüz gibi birçok uçuşta İptal yaşanıyor. Şu şekilde Zürih-Tahran ve hemen sağ tarafta Ahvaz ve hemen şöyle ilerleyeceğim sağ tarafa doğru. Tunus'la birlikte Toronto, Bremen, Barcelona, Oslo ve Valencia gibi birçok yine uçuş iptal oldu. Şimdi devam edelim. Sizlere sırayı da göstereceğim. Çünkü uçuşların iptal olduğu dakikalarda aynı zamanda yine biletleme işlemlerinde de sıkıntı yaşanmıştı. Bir saat öncesinden bu noktada sıra bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Şimdi göstereceğim sizlere. Normalde bu saatlerde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda bu kadar yoğunluk olmaz. Yine gelenler bilir, dış hatlarda belki yoğunluk yaşanabilir ama iç hatlarda en azından bu kısımda böyle bir yoğunlukla karşılaşılmaz normalde. Ama gördüğünüz gibi yaşanan aksaklıktan kaynaklı olarak şu anda İstanbul Havalimanı'nda oldukça uzun kuyruklar var. Yalnızca bulunduğumuz noktada değil, her kısımda şu anda aynı görüntüyle karşılaşabiliyoruz. Aynı zamanda sadece havalimanlarında değil, bankalarda, yine hastane sistemlerinde ciddi problemler yaşandı. Yalnızca Türkiye genelinde olan bir sıkıntı değil elbette. Siz de dakikalardır üstünde duruyorsunuz. Tüm dünyada yaşanan bir problem, Microsoft kaynaklı bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi dakikalar öncesinde. Ve açıklamanın beraberinde bir siber saldırı olmadığını ifade edildi. En azından Türkiye için konuşmak gerekirse bir siber saldırı olmadığını biliyoruz. Ancak Microsoft'a yapılmış belki de bir siber problem bu sıkıntılara yol açmış olabilir. Çünkü tüm dünyada genel olarak ciddi bir problem var. Dediğimiz gibi sadece havalimanlarından bahsetmiyoruz. Hem bankalarda bu problem yaşanıyor, hem hastane sistemlerinde bu problem yaşanıyor, hem mobil bankacılık işlemlerinde aynı sıkıntı yaşanıyor. Aynı zamanda bir de alışveriş sitelerinde vatandaşlar internetten bir şey alacağı zaman sipariş oluşturamıyor. Çünkü banka işlemlerini gerçekleştiremiyor, ödeme işlemlerini gerçekleştiremiyor. Bu sebeple ciddi problemler yaşanıyor. Şimdi bizler İstanbul Havalimanı'ndayız. Göstermeye devam edeceğiz, ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Özellikle yurt dışı uçuşları, yani eğer yurt dışına, şehir dışına değil de yurt dışına çıkacaksanız İstanbul Havalimanı'nda birçok uçuşun iptal olduğunu söyleyebiliriz. Yaşanan sistemsel problemler nedeniyle, biletleme işlemlerinin gerçekleşememesi sebebiyle uçuşlar iptal olmuş durumda. En azından erteleneceğini biliyoruz. Şimdilik burada konuştuk. En azından burada şehir dışı seyahati yapacak vatandaşlarla da konuşma fırsatı yakaladık hemen yayına bağlanmadan önce. Dakikalardır burada bekledikleri, hatta bir saati geçen bagaj işlemi gerçekleştirdiklerini söylediler. Çünkü hiçbir sistem çalışmadı. Burada çalışan personellerin ekranları açılmadı uzun süre. Aynı zamanda internetten bilet almak isteyenler ya da çekil işlemi yapmak isteyenler, biletini onaylamak isteyenler de işlemlerini gerçekleştiremedi. Yine ödemeler de yapılmadı. Gördüğünüz gibi bagaj sırası. Şimdi göstereceğim. Tabii ki de biletleme işlemleri yapılabiliyor. Ancak hala bagaj işlemleri tam olarak gerçekleştirilemiyor. Gördüğünüz gibi ekrana tıklıyorum. Yalnızca sadece bir ekran çalışıyor şu anda ve sadece bir ekrandan bagaj işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bagaj işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Diğer ekranlar çalışmıyor. Son olarak yeniden ben sizlere iptal olan uçuşları göstereceğim ve bir kez daha izleyenlerimiz görebilsin ki en azından İstanbul Havalimanı'na bugün gelecek ve bilgisi olmayan vatandaşlar da, seyahat edecek kişiler de bilgi sahibi olmuş olsun. Gördüğünüz gibi İstanbul Havalimanı'nda şu an bir kalabalık var ve çoğu kişi de aslında uçuşları için gelmişti sabah saatlerinde buraya, ancak uçuşları ya iptal oldu ya da rötarlı olarak kalkış gerçekleştirecek. Hemen şöyle sağ taraf, sol taraftan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi en az 4-5 uçuş iptal olmuş durumda. Sağ taraftaysa yine iptal olan uçuşlar var. Yalnız gördüğünüz gibi hemen şöyle ilerleyelim. Burada en az 10-12 tane uçuş şu anda iptal olmuş durumda. Toronto,
Frankfurt, Tunus Evet. ve bununla birlikte birçok yine uçuşta iptal olmuş durumda. Uğurcan İncegül'le birlikte İstanbul Havalimanı'ndaki son durumu aktardık. Ciddi bir aksaklık yaşandı. Bunun beraberinde hem Evet. Sağlık Bakanlığı'nın sitelerinde, mobil sitelerde, hem bankacılık işlemlerinde, hem de biletleme işlemlerinde aksaklık yavaş yavaş çözülmeye devam ediyor diyerek sözü yeniden merkeze bırakalım.